Storyboard alanında çalışmaya karar verdiğim dönemde filmlerin kapanış yeniliklerine dikkatlice bakmaya çalıştım. Akan yazılarda geçen isimlere göz atardım. Bazen o isimleri internette bulur ve onlara sorular sorardım. Çoğunlukla karşıma çok tatlı insanlar çıktı. Şaşırtıcıydı. Bunu yaptığım için hiçbir olumsuz deneyim yaşamadım sanıyorum. Ya cevap vermiyorlardı ya da işin nasıl yapılacağına dair tavsiyelerde bulunuyorlardı. Sanırım işin sırrı baş koyduğun, yapmak istediğin işte kararlı olmak. Asla vazgeçmemek ve sürekli olarak kendini o alandaki sınırları zorlamaya itmek. Sürekli çizmelisiniz. Sürekli, sürekli, sürekli çizmelisiniz. Aldığım en iyi tavsiye. Şimdi filmlere bakmak, görselleri incelemek, başka sanatçıların çalışmalarını görmek. Bunlar tabii ki güzel şeyler. Ama benim için işin sırrı hayatı gözlemlemek. Eskiz defterimi hep yanımda taşırım. Hızlı eskizler çizerim. Bazen çizmeme gerek bile kalmaz. Sadece not tutarım. Bu iş daha çok insanları, anları gözlemlemekle ilgili. Şekil, çizgi ve desenle ilgili öğrendiklerinizi hatırlayın. Bunların nasıl işlediğini bilin. Sonra da bunları unutmak için elinizden geleni yapın. Bunun için kendinizi biraz serbest bırakıp bolca hızlı çizim yapabilirsiniz ve başarısız olmaktan sakın korkmayın. İlk fikirleriniz, ilk modelleriniz ortaya çıktığında çok hoşunuza giden spontane şeyler bulabilirsiniz. O noktada öğrendiğiniz bu öğeleri kullanarak o fikri nasıl çerçeveleyebileceğinizi düşünün. Mesela dinamik bir şekil olarak bir üçgen veya engelleyici bir öğe olarak kare kullanmayı ya da izleyicinin gözünü keşfettiğiniz o fikre yönlendirecek bir çizgiler deseni eklemeyi deneyebilirsiniz. Çünkü hızlı çizebiliyor İstediğiniz zaman dönüp kaleminizin ucundan dökülen şeyin büyüsünü yakalayabilirsiniz. Öğrendiğiniz bu araçlarla denemeler yapın. Çizgiyle, şekille, renkle oynayın. Ama oyunun adı sadece deneyimlemek ve eğlenmek olsun. Çalışmayan kompozisyonlar yaratın ama sonra bu hatalarınızdan ders alın. Neden işe yaramadıklarını düşünün. Neden başarmak istediğiniz şeyi sağlayamadıklarını düşünün. Bence kendinizi affetmeli, kendinize hata yapma özgürlüğü tanımalısınız. Bir iş aldığımda genellikle önce bir okuma provasına katılırım. Ben, yönetmen, hikaye amiri ve genelde senarist senaryoyu alıp birlikte okuruz. Notlar tutar, sorular sorarım. Sonra ofisime döner, gözlerim kapalı halde bir müddet otururum ve sahnenin gözümde nasıl canlandığını kağıda dökmeye başlarım. Mümkün olduğunca hızlı ve çala kalem bir şekilde sahne ilerleyişine göre bu küçük ve çabuk resimleri çizerim sonrasında yaptığım işlem budur. Şimdi burada çizdiğim şöyle mesela burada bir araba var. Burada da bir araba var. Bu arabanın yakın plan görüntüsü gibi. Bunu daha sonra tüm senaryo için yaparım. Sonuçta bu küçük karelerle ve alttaki repliklerle dolu bir sayfa elde etmiş olurum. Ardından bu resimlere bakıp kendime "Gözümde canlandırdığım şey bu muydu?" diye sorarım. Eğer değilse o kağıdı atar ve her şeyi baştan çizerim. Sonuçta bunu yapmak çok basit ve kısa sürüyor. Çok fazla zaman ve çaba harcamadığım için hataların neler olduğunu çabucak görebiliyorum. Bazen karelerin yerlerini değiştiriyorum. "Bunu buraya, bunu da buraya alayım." diyorum mesela. Storyboard hazırlama işlemine başlamadan önce bunları yapıyorum. Bunu sahnenin inşaatına geçmeden önce çizilen bir proje gibi düşünün. Bence bu bölümde size öğrettiğimiz bu araçları gerçekten birer araç olarak görmek lazım. Bunlar görsel hikaye anlatımının yapı taşları ve bunları bilmek zorundasınız. Bunlar olmazsa olmaz. Bu araçları nasıl kullanacağınızı alıştırma yaparak, tekrar tekrar çizerek öğrenmelisiniz. Amaçına daima aklınızın bir kenarında tutun. Bir hikaye anlatmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla tonu veya perspektifi kullanmanın en iyi yolu kendinize şu soruyu sormaktan geçer. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bu soru bu araçlardan hangilerini kullanmanız gerektiğini ve onları en iyi nasıl kullanabileceğinizi bilmenize yardımcı olacaktır. Stajyerliğim süresince çok utangaç biriydim. Evet, bir pano üzerinde hazırladığımız küçük resimleri elimizde bir çubukla tüm grubun önünde sunmamız istenirdi. Ben ne zaman sunum yapmaya kalksam çok 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 tutuk olurdum. Sadece diyalogları okurdum. Kimsenin gözünün içine bakamazdım. Ve o "Hadi ama Mike" derdi. Bundan daha iyi olman lazım. Neyin var? Neden kalkıp sunumunu doğru dürüst yapamıyorsun? Sanırım bana şunu fark ettirdi. Siz bir topluluğun önünde sunum yaparken topluluk size dikkat etmiyor. Onlar işe dikkat ediyorlar. Dolayısıyla sonraları sunumlardan önce enerji toplamak için koridorda e, yüksek sesle müzik dinlemeye, hoplayıp zıplamaya falan başladık. Odaya girdiğimizde kim önce sunum yapmak ister diye sorardı. Ben en arkadan el kaldırdığımda işte budur Mike derdi. O rahatlama yöntemi kariyerimin ilerleyen yıllarında da bana faydalı oldu. Bugün bile sunumlardan önce benzer şeyler yapıyorum. Çok faydasını gördüm. Sağ ol Bobby.